arkadaşlar, bir yıl sizler birlikte at çiftliğine geldik. Çok güzel bir yer yani. Burası şu an harika. Köpekler burada. Şuna da bineceğim ata. Çok heyecanlıyım. Tabii şu an işte çıkarıyorlar. Otumu da daha yeni aldım. Evet, çok güzel olmuş. Tam bir binici olmuş. Asya geldi. Asya. Adı neymiş? Merang. Ne? Merang. Bumerang. Merang. Bumerang. Bugün ben götüreceğim, sen benim yanımda olacaksın. Ama bir sonraki derslerde atını sen kendin getir, sen kendin götür. Bu atın kafasına taktığımızın adı başlık. Neymiş? Başlık. Başlık, evet. Bu karmaşık gibi gözüküyor birazcık ama çok basit bir şey. Bunu sana ileride kendi atına nasıl takman gerektiğini, nasıl sökmen gerektiğini, bakımını nasıl yapman gerektiğini hepsini anlatacağım. Şurada demirden bir şey var. Görüyor musun atın ağzında? Bunun adına kantarma diyoruz. Ne diyormuşsun? Evet, kantarma. Her atta farklılık gösterir bu. Başka çeşitleri, farklı boyutları var. Bu merenk için bu kantarmayı kullanıyoruz. Sonra atın boynunda olan buna dizgin diyoruz. Evet, ileride sen bu dizginleri kendin tutacaksın. Sonra atın tam belinde böyle koltuğa benzer bir şey var. Sence onun adı ne olabilir? Belinde, sırtında, burada. Bunun adı da eğer. Evet. Eğer senin ata oturduğun malzemenin adı. Şimdi üstüne bindikten sonra çok daha fazla şeylerden bahsedeceğiz. Hazırsan ata binebiliriz. Ata her zaman soldan biniyoruz. Tamam mı Asya? Tamam. Gel bakalım. Sorun değil, tabure yerden dolayı oynuyor. Şimdi sağ elin burada. Sol elin burada. Sol ayağını buraya takıyorsun. Süpersin. Ve karşıya geçiyoruz. Hop. Bravo sana. Yapamadım. Tamam. Bekle, ben yapacağım zaten. Şimdi senden burayı tutmanı istiyorum. Evet, bekle. Ayaklarını koyduğun yerin adı üzengi. Üzengi. Evet, üzengilerin boyunun sana tam olması için ayağını çıkartıyorsun. Şurada bir kemiğimiz var. Şu an vuruyorum bu kemiği. Üzenginin burası alt kısmı bu kemiğine değiyorsa doğru ölçüdedir. Ama şu an nereye değiyor? Topuğuna. O yüzden birazcık üzengilerimizi kısaltmamız gerekecek. Bunun için ayağını öne aldım. Sen sadece oturup bekleyebilirsin, sorun yok. Atıyor tamamen. Şimdi değiyor mu kemiğine? Evet. Evet, şimdi bunun ölçüsü senin için tam oldu. Harika. Şimdi diğer ayağını da yapalım. Üzengilerin ikisinin de eşit olması lazım. Bravo. Buyurunu aldın. Şimdi bugünkü ilk dersimizde atlardan bahsedeceğiz. Ne yapıyoruz? Daha çok ne yapmadıklarımızı konuşacağız. Atın üstünde ya da yerde yapmamız gerekenler, yapmamamız gerekenler. Bu tarz şeylerden bahsedeceğiz. Anlaştık mı? Şimdi Asya, sana doğru oturuş ne? Ondan bahsedeceğim. Şimdi sen ata şu şekilde duruyorsun. At sana bakıyor. Ayağını kokluyor, sarılıyor. Seni tanımaya çalışıyor. Şimdi ata dikey bir şekilde durduğundan dolayı sağ yanına ve sol yanına eşit şekilde ağırlığını vermen lazım. Yani diyelim ki bu tarafa fazla böyle yamulamayız, korkma, seni düşürmem. Ya da bu tarafa doğru böyle gelemeyiz. Tam ortaya oturup eşit ağırlığını sağ ve sol tarafa eşit şekilde vermeyiz. Anlaştık mı? Süpersin. Şimdi bunun için at üzerine bindiğimizde doğru oturuş dediğimiz bir şey var. Bunun en temelinden bahsedeceğim şimdi sana. Her zaman ayaklarımız, parmak uçları atla birlikte karşıyı gösterecek Asya. Yani böyle bana çevirmek yok.
hep atı gösterecek. Atı gösterdiği zaman ne oldu? Bacağın otomatik olarak kapandı. Beni gösterdiği zaman ne oldu? Açıldı. Hiçbir zaman elleri boşaltmıyoruz. Yani her zaman bacağımız sıkılı olacak. Topuğumuz aşağıda. Topuğumuzu hiçbir zaman böyle yukarıya kaldırmayacağız. Topuğumuz her zaman aşağıya doğru. Hafif böyle basılı olacak. Anlaştık mı? Biraz daha ortaya kay bakalım. Süpersin. Şimdi belini içeri doğru çek. Göğsün hemen dışarı çıktı. Harika. Şimdi Asya, topuğun, kalçan, omuzun ve başın. Ben buradan baktığımda dümdüz bir çizgi gibi hepsinin eşit yerde ve aynı yerde olması gerekiyor. Anlaştık mı? Süpersin. Hep karşıya bakıyoruz. Baldırlarımız hep kapalı, hep atı tutuyoruz ve topuğumuz hafifçe esti. Biz karşıya bakarsak atımız da karşıya gider. Anlaştık mı? Şimdi seninle birlikte yürüyeceğiz. Şöyle yukarıya doğru gidiyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım. Böyle yukarıya doğru yürüyelim. Süpersin. Yönlendirirken ben tutuyor olacağım. Çok olası bir durumda müdahale edebilmek ve sana temel biniciliği öğretebilmek için. Şimdi ilk önce bilmemiz gereken tek önemli bir kural var. Atların canlı olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Atlar bir canlıyla birlikte çalışıyoruz. Korkabilir, üzülebilir, çok mutlu olabilir, çok fazla hareket etmek isteyebilir ya da hiç hareket etmek istemeyebilir. Bunlar tamamen canlılığın gerektirdiği bir duygu değişimidir, tamam mı? Nasıl bazen bizim canımız okula gitmek istemiyor, bazen başımız ağrıyor ya da bazen çok enerjik ve mutlu hissediyoruz. Aynı durumda, tamam mı? Onların da bir canlı olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şimdi bu ipi ben tutacağım. At benim etrafımda yavaş yavaş yürüyecek. Bu yürüyüş esnasında diğer öğrenmemiz ve bilmemiz gereken şeyleri konuşacağız. Hazır mısın? Süpersin. Hadi bakalım, yavaş yavaş yürüyoruz. Harikasın. Süper. Karşıya bakıyoruz Asya. Önüne bakmak yok. Topuklarımız hep aşağıda. Süpersin. Harika. Bravo Asya sana. Asya, sen atının üstündeyken atın hapşırabilir. Öksürebilir, kişneyebilir, böyle başını sallayabilir, sana masaj yapabilir. Evet, çok güzel masaj yapar atlar. Nasıl yapar biliyor musun? Tüm vücudunu böyle böyle silkeler. Bu durumda sana da masaj yapmış oluyor. Sonrasında bu durumları yaşadığımızda atın mesela şu an kuyruğunu sallıyor. Kuyruğunu sinekleri kovmak için sallıyor olabilir ya da ayağına bir şey takılmış olabilir, onu vücudundan uzaklaştırmak için sallıyor olabilir. Bu gibi durumlarda atın üstünde hiçbir zaman paniklemiyoruz, hiçbir zaman bağırmıyoruz, hiçbir zaman çığlık atmıyoruz. Diyelim ki her şey yolunda gitmiyor, bir şey beni rahatsız etti ve mutsuz oldu. Bu durumda öğretmeni hemen görebilir miyiz? Durmak istiyorum demek yeterli. Kendimizi birden yere atmak yok. Atın üstünden inmeye çalışmak yok. Bağırmak, çığlık atmak, ellerimizi aniden bırakmak, bu gibi şeyler yok. Mesela şu an karnın altına sinek koydu ve onu arka bacağıyla kovaladı. Tamam mı? Karşıya bakıyoruz. Bacaklarımız kapalı. Baldırlar kapalı. Topuk aşağıda. Süper. Asya. Evet, o bir şarkı bu Meren. Korkmana gerek yok. Lonca, genellikle atı ben tutuyorum böyle. Sen de temel biniciliği üstünde öğreneceksin, tamam mı? Şimdi yukarı ve hafifçe öne doğru. Kalk, otur, bravo. Kalk, otur. Kalk. Yukarı, daha yukarı, daha yukarı. Evet, şimdi oldu, oturabilirsin. Tamamen oturduğun koltuğu boşaltmanı istiyorum, tamam mı?
Yani popon yerde hiç kalmayacak. Tekrar. Kalk. Otur. Süpersin. Kalk. Otur. Bravo. Kalk. Otur. Harika. Kalk. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Sorun yok. Otur. Bravo. Şimdi bu hareketi atımız yürürken yapacağız. Tamam mı Asya? Basıyorsun. Bravo. Kalk. Otur. Kalk. Aferin Asya. Süperdi. Harika. Kalk ve otur. 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 Harika. Kalk ve otur. Kalk ve otur. Kalk. Tekrar ve otur. Bravo. Asya. Hangi meyveyi çok seviyorsun? Havuç. Şimdi sağ elimizde havuç toplamanı isteyeceğim. Çok yukarıdan. Tamam mı? Şimdi kalk otur yapacağız ya. Sağ elini bırak. Yukarıdaki havuçları toplayacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Kalk. Bir havuç. Harika. İki havuç. Bravo. Kolyeyi kendine doğru çek. Üç havuç. Elini bastırma Asya. Kolye ipi var ya orada. Tuttuğun ipi kendine çek. Evet. Elini bastırma. Bravo. 5 havuç. 6 havuç. Harikasın. 7 havuç. Bravo. 8 havuç. 9 havuç. 10 havuç. Bravo. Şimdi ellerimizi değiştiriyoruz. Peki hangi sebzeyi daha çok seviyorsun? Ispanak. Ispanak. Harika. Şimdi ıspanak topluyoruz o zaman. Sol elimizde, tamam mı? Hadi bakalım. 1 ıspanak. Bravo. 2 ıspanak. Süpersin Asya. 3 ıspanak. Bravo. 4. Bacaklarımızı sallamadan sabit tutmaya çalışalım. 5 ıspanak. 6 ıspanak. 7 ıspanak. Süper. 8 ıspanak. 9 ıspanak. Ve son ıspanak. Bravo. Çok iyiydi. Süpersin. Harika. Bir sonraki ders iki elimizi de bırakarak çok güzel şeyler topluyoruz. Tamam mı? Bir sonraki ders. Bu ders. Harikaydı. Bugün atlar hakkında genel bilgi öğrendik. Adeta ayı yaptık. Süratli de şöyle dönelim. Süratli'deki kolye eğrideyiz. Evet, süper. Çünkü eğri tuttuğum zaman ne oluyor biliyor musun? İster istemez. Yapma. Üstüm böyle öne doğru. Ama ben senin önce durmamak istiyorum. Harikasın. Bugün süratli'deki ilk hareketini yaptık. Kalk otur çalıştı. Bir sonraki dersimizde atımız hafif hafif koşmaya başladı ve biz de ona yardım edeceğiz. Hop, sonra masaj yapacak da geliyordu bak masaj. Sevebilirsin, teşekkür et ona. Harika, şimdi ortaya doğru gidelim. İndiğimiz yerden, indiğimiz yerden indiriz, tamam mı? Harikasın. Duruyoruz. İleride kendi atını kendin yönlendireceksin, kendin bozulacaksın. Süper bir şey olacak. Şimdi Asya, attan nasıl iniyoruz? İki ayağını da çıkartıyorsun. Şimdi de çıkarttın mı? Öne doğru yatıyoruz. Şimdi sağ bacağın, bu taraftaki bacağını bana doğru götür. Kayarak indir. Oh, bravo! Geç bakalım Önder. Bir sev teşekkür et. Şu öne doğru geç sen. Harika, teşekkürler Bumerang. İlk derse göre çok iyiydi. Çak bakalım. Aferin. Harikaydı. Şurada bakalım. Evet. Bakalım. Oh, bir daha yapalım. Hadi bir daha yapalım. Oh. Bravo. Süperdi. Asya harikasın. Çözdün sen bu işi ya.
Evet arkadaşlar, şimdi çok eğlendim. Öteki hafta daha koşacağım biraz. Şimdi öteki atları da gezelim mi onu diyorum. Hadi. Ne öğrendin şimdi? Önce biraz ondan bahset. Şimdi böyle kalk otur, kalk otur öğrendim. İki elimi yaptım, böyle tuttum. Sonra biraz alıştım. Şöyle yaptım. Sonra böyle, böyle alıştım. Böyle yaptım bugün. Sonra da biraz sevdim, öptüm. O kadar tatlı. Yani. Sadece biraz koşmamız lazım, o kadar. Bitti ama bitti. Öteki atları göstereyim. Ha, boş. Ana, beyaz at var. Ama yavaş yavaş. Beyaz at burada. Merhaba. Yavaş yavaş. Beyaz at. Evet, atlar 3 çeşit yürüyordu. Adeta, süratli ve dörtlü. Adeta da at sana salınım veriyordu, değil mi? Ama süratle ne yapıyordu sana? Evet, yukarıya doğru seni kaldırıyordu, değil mi? Sürekli zıplatıyor. Kalk otur, kalk otur yapıyordu. Biz de bunu yaparken adeta da çalışmıştı. Kalk otur, kalk otur diye. Sinekler konuyor, sinekleri kovalıyor. Tamam mı? Karşıya bak. Nasıl oturuyorduk? Eğrinin en ortasına. Topuk, kalça, omuz ve baş aynı düzende olabilir. Süper. Evet, şimdi atını hissetmeye çalış. Şimdi mesela durdu, yürüyor. Süratli yaptığıyla koşmaya başladığı arasındaki farkı anlaman lazım, tamam mı? Her şeye bakın. Aşağıda, karşıya bakarak. Karşıya bak. Karşıya bak. Üç tane ileri gidici yardımımız var. Birincisi ses, ikincisi baldır, üçüncüsü de kamçı. Şimdi şimdi ben atı süratliğe kaldırırken öpücük atayım ya. Senden de hem öpücük atmanı hem de bacağını vurmanı. Güçlü bir şey. Sol bacağını açıp geriye doğru vuracağız. Anlaştık mı? Şöyle küçük at bakalım. Ben duymadım bunu. Daha güçlü. Hadi diyebilirsin, tamam mı? Biraz böyle tükürüp böyle azalıyor. Biraz acıyor. Ama sonra geçiyor. Isırt anlayabiliyor musun? Evet. Atını durduralım dediğim zaman da ya diyeceksin. Ya da oho. Neymiş? Bravo, süpersin. Şimdi deneyeceğiz, tamam mı? Hangi eline başlayabilirsin? İstediğin eline başla. Kulaklarına doğru uzan bakalım. Evet, şimdi diğer el. Evet, tamam.
kadar. Harika, şimdi kare. Şimdi arkaya. Güzel. Evet, şimdi kare. Harikasın. Süper Asya. Dağıtmış mı şimdi? Evet. Evet, şimdi kaldık. Karşıya bak. Ayaklarını ayırma. Tekrar. Hey. Karşıya bak. Çok havaya kalkma. Karşıya bak. Çok havaya kalkma. Az seni kaldırdığı kadar bacaklarını ayırma. Şey. O bana bak. Nasıl? Bana bak. Tamam. Burada bir göbek varmış. Ay, bir göbek. Aç çiftliğindeyiz tabii. Bir de karnımı abone unutmayın. Unutursanız küserim. Like atmayı da unutmayın, abone unutmayın. Seviyorum.